Yine doğayı katletmişler. Yine doğada ağaçların canına kıymışlar. Nedir bu böyle ya? 3 kuruş para için bu doğayı katletmenin anlam mantığı bir türlü bu ülkede anlayamadık gittik. Yaklaşık bundan 6 ay önce bir haber aldım ben. Kırkağaç'ın bu Cine mevkii dediğimiz bölgede bir mermer ocağının açıldığını duyduk. Kırkağaç'taki yetkililere, belediye başkanımıza, AKP ilçe başkanımıza, yetkili kurum ve kuruluşlara ben bunun kim tarafından nasıl çalıştığını sordum. Fakat kimse bu konuda bilgi veremedi. Daha sonra mermer ocağı geldi. Kırkağaç'ın biz bu Cine dediğimiz mevkinin en güzel yerinde geldiler, doğayı katlederek burada mermer ocağı açtılar. Biz bunun açılmaması gerektiğini, bu bölgede güzel bir ormanlık bölge olduğunu ve ağaçları katledilmemesi gerektiğini söylememize rağmen bizi gerekli yetkililer dinlemediler, şey yapmadılar. Bizim söylediklerimizi dikkate almadılar. Fakat bugün geldiğimiz noktada görüyorsunuz büyük bir alanı resmen doğayı katlettiler. Mermer çıkaracağız diye. Ve dediler ki mermer ocağı açıp Kırkağaç'a istihdam sağlayacağını söylediler. İşçi çalıştıracaklarını söylediler. Koca koca iş makineleriyle şirket geldi. Bu doğayı katletti. Şimdi de bırakmışlar. Hiç kimsenin bilgisi dahil olmadan ilçeden çekip gitmişler. Biz de bunu kamuoyuna duyurmak için Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yıllardır bu doğaya yaptıkları yanlışları anlatmak için basın mensubu arkadaşlarımla beraber buraya geldik. Burada kendiniz görüyorsunuz işte arka tarafında kesilen çamları, kuruyan çamları. Bu gördüğünüz alan, ben küçüklüğümden beri bu bölgeyi iyi bilirim. Bu alan hep böyle yemyeşillik. Gerçekten çam ağaçları, pınar ağaçları, çalıların olduğu, çalılık güzel bir bölgeydi. Fakat gördüğünüz gibi, her yerde olduğu gibi yine Kırkağaç'ımızın güzel yerlerini katletmeye devam ediyorlar. Şu an bak tam karşımda Bakır Tepesi dediğimiz Kayadibi Mahallesi'nin üst tarafında kum ocağı var. İşte oraları da aynı hale getirdiler. Yani dünyada doğa dengesini bozdu. İşte hep doğanın katledildiğinden bahsediyoruz. Fakat doğayı katletmeye devam ediyoruz. Bir tane ağaç diken insan yok. Ama dikilen ağaçları doğanın kendi kendine tohumlanıp kendi kendine yetişen ağaçlarını biz kesmeye, katletmeye devam ediyoruz insanoğlu olarak. Sonra da işte görüyorsunuz, yok sel baskınları, yok su baskınları, yok aşırı sıcaklar doğanın dengesiyle oynadığımız sürece, bu şekilde o doğa katliamına devam ettiğimiz sürece, doğa bizden bunların hepsinin hesabını soracaktır. Biz buradan yetkililere söylüyoruz, bu firmayı bulup, gelip, bu firma bu kestiği ağaçların yerine bu ilçenin bu katledilen doğasına ağaç dikmelidir. Ben buradan yetkililerin hepsini uyarıyorum. Bu firmanın ben araştırıyorum ama bir türlü öğrenemiyorum. Kırkağaç'ın bütün yöneticilerine, kurum ve kuruluşlarına çağrı yapıyorum. Bu ağaçları kesenler bu ağaçların yerine ağaç dikmek zorundalar burada. İlçemizin çevre yolundan geçerken dağa baktığın zaman katledilmiş bir orman tablosu var. Ben Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı olarak Kırkağaç'ın böyle bir şeylerle adını olduğunu istemiyorum. Doğanın katledilmesine karşıyım. Bütün yetkililere çağrımdır. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.